Herkese günaydın. Bugün 1 Aralık. Aralık ayının son hisse videosunu çekeceğiz. Kocaman bir yıl geride kalıyor. Ee, benim için çok hızlı geçti. Bunu gerçekten inanamıyorum ama genel itibariyle Borsa İstanbul için Mayıs'a kadar ve e, bir miktarda Eylül sonrasında yatay hareket oldu ama May Mayıs da özellikle Eylül-Ekim arasında ciddi bir yükseliş hareketi oldu. Peki Aralık ayında yılı kapatmadan önce neler yaşayacağız? Onu bir e, konuşalım. Öncelikle Fed'in faiz kararını alacağız. Bu yılın son faiz kararı Amerika Merkez Bankası için oldukça önemli. Bence bu izlenmeye değer. Küresel piyasaları için önemli. Biz çünkü küresel piyasalardan korelasyonu bozuk gidiyoruz ama bence önümüzdeki günlerde yabancı yatırımcının gelmesiyle birlikte yurt dışı ile olan korelasyonumuz daha girift olacak. Dolayısıyla izlenmesinde fayda var bence. Bunun dışında bu dizi not değerlendirmesi olacak. Notta herhangi bir artı beklemiyorum, bir yükselme beklemiyorum ama görünümde bir iyileşme bekliyorum. Dolayısıyla bu da pozitif gelişmelere bir ek katkı sunacaktır. Gelecek hafta açıklanacak bizim içeride enflasyon verimiz bence oldukça önemli olacak. Diğer taraftan bizim içeride Merkez Bankası'nın son Aralık ayı para politikası faiz kararından ben 500 bas puanlık bir faiz arttırımı bekliyorum ve yılında son faiz arttırımı olmasını bekliyorum. Daha doğrusu faiz patikasının son faiz arttırımı olmasını bekliyorum. %45'te tamamlayacağını düşünüyorum. Genel itibariyle Aralık ayında en majör olanlar bunlar. E tabi ki jeopolitik risk unsurları, tansiyonlar vesaireler, söylemler, açıklamalar burada. E tabi ki takip edilecek ama bunlar en majör olanları. Şimdi eee Kasım ayı performansını değerlendirmeden ve Aralık ayı hisselerine geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. E, dün çekmiş olduğum seçici olmak adına e, güçlü ipuçları videosuna yaptığınız yorumlar çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle var sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. E, yorumlarınız bizim için çok önemli. Motivasyon kaynağı oluyor. Öncelikle bunu bir belirtelim. Lütfen videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu da küçük bir not olsun. O zaman şimdi hemen ekrana dönelim ve Kasım ayı performansıyla başlayalım öncelikle. Şimdi Kasım ayında burada görmüş olduğunuz 10 tane hisse e, hareketi olmasını beklediğimiz ve Kasım ayında takip edeceğimiz ön plana çıkardığımız hisseler olarak söylemiştik. Anadolu Holding, Coca-Cola, Doğan Holding, GLYO, Galata Bint Oyak, PSGYO, Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Ülkerdi. E, baktığımız zaman yüzdesel değişimle 31 Ekim'de aldığımızı ve 30 Kasım'da sattığımızı varsaysak performans anlamında yüzde ikilik bir performans gerçekleştirdi. Endeksi 31 Ekim'de aldığımızı, 30 Kasım'da sattığımızı düşünsek bu da yüzde beş bir performans gerçekleştirdi. Aslında baktığımızda 3 hisse dışında ve o üç hisse de aslında yüzde üzerinde bir getiri sağlamış ama 4 hisse pardon e, diğer hisseler eksi de kapatmış fakat şurada Kasım ayının en yüksek rakamlarını yazdım ve aslında Kasım ayı içerisinde bu hisseler nasıl bir performans gerçekleştirmiş diye baktığımda yani genel itibariyle 3 tane hisse dışında hepsi %10'un üzerinde bir getiri sağlamış yani aslında bize bayağı bir performans alanı vermiş yani biz burada hepsinden hemen hemen hepsinden 3 hisse dışından %10'un üzerinde hatta e, ülken %31 getiri sağlamış. Türk Hava Yolları %24 getiri sağlamış, Coca-Cola %19 getiri sağlamış, yüzde %16 ve, ve diğer taraftan GLYO da %14'lük bir getiri sağlamış. Tabii ki bunları en yüksek seviyelerinden çıkarmak çok zor. Yani bu imkansız. Bunu elbette ki beklemiyoruz ama hemen hemen 7 tane hisseyi %10'un üzerinde bir getiriyle tamamlama alanı bize vermiş. Bunu söylemek mümkün. Eğer bu şekilde biz e, bu portföyü kapatıyor olsaymışız tabii ki bunu yapamayız tabii ki yani en yüksekten bulmak çok zor ama hani varsayalım ki böyle olmuş olsaydı yüzde on bir toplam getiri elde edecektik bu hisselerin ortalamasından. E, diğer taraftan eğer endeksi en yüksek seviyesinde kapatıyor olsaydık da yüzde sekiz buçukluk bir getiri elde edecektik. O yüzden aslında e, her zaman şunu söylüyorum. Kısa vadeli yatırımcı için bu hisseler bu öneriler biraz daha kısa vade için bakan biraz daha hani yol gösterici olmak adına elbette ki bunlar yatırım tavsiyesi değil. Siz kendi e, lütfen e, süzgeçinizden geçirip öyle e, bakmanızı tavsiye ederim ama genel itibariyle performans anlamında bu hisseler %10'un üzerinde bir getiriye sahiptir. E, meyil etmiş diyebiliriz Peki Aralık ayında neler izleyeceğiz bunu konuşalım Bence portföyde en azından bir tane e, banka bulundurmakta fayda var Akbank aselsan CV enerji Egeen şimdi Egeen ama çok yüksek Ege'nde ve Konya'da teknik anlamda bir yukarı yönde performans veriyor gibi görünüyor ama ya buna gerçekten çok yüksek. Dolayısıyla mesela Ege'nin ee şeyi yedeği yapı kredi olabilir. Çok net onu söyleyeyim. Enka, Gübre, Sabancı Holding, ee, SNGEO, Türk Traktör ve Zoren. Bunlar teknik anlamda bu ay teknik anlamda hareketli olmasını beklediğim hisseler ve dolayısıyla bunu bu şekilde söylemek mümkün. Şimdi e endeksin kendisine baktığımız zaman aslında kısa vadeli yatırım yapmak için oldukça zor bir piyasa var. Çünkü yatay hareket ediyor. 8000 seviyesinin üzerinde kalmakta zorlanıyor. Kalsa da geri çekilmeyi biraz daha hızlıca yapıyor ve dolayısıyla bizim dengemizi de bozuyor. Yani elinizde olan bir hisseyi bir gün %2 yukarıda, bir gün %1 aşağıda, bir gün %3 yukarıda, bir gün %4 4 aşağıda görebilirsiniz yani böyle bir piyasa var ve bu dalgalanma içerisinde kısa vadeli yatırımcının da biraz açıkçası kontrollü gitmesi lazım bunu söylemek mümkün. Daha orta vade ve kısa, e, uzun vade için aslında alım fırsatı verebilen bir piyasadayız. Yine dalgalı ama kademeli alım içinde fırsatlar vermiyor değil bunu söyleyeyim. Fakat tabi bu dur kalklar işte 8000 üzerine gitti 8000 altına geçti bu gibi hareketler adamı yoruyor yani gerçekten insanı yorar. Evet. Allah da ettirir kısa vadeli yatırımcı için ama uzun vadede eğer yolunuz perspektifiniz ve yatırım stratejiniz varsa bozmayın kesinlikle bozmayın. Çünkü ben 2024 yılında yabancı yatırımcının özellikle pozisyon girişi anlamında Borsa İstanbul'u tercih edebileceğini düşünüyorum. Bunun için önemli doneler var. 2024 yılını ifade edecek bir video çekeceğim. Burada da sohbet edeceğiz bu konularla ilgili. Dolayısıyla uzun vadeli kararlar şu anda devam edebilir. Benim görüşüm bu yönde elbette. Ki yani çok farklı bir durum söz konusu olmadığı takdirde. 7850 endek seviyesi altında kapanışlar olmadığı takdirde hareketli bir endeks görmemiz mümkün ama eğer bu seviyenin altında kapanışlar oluyorsa o zaman pozisyon azaltmakta fayda var. Şimdi haftalık grafiğe baktığımız zaman bankalarda yukarı yönde bir performans ve bir yükseliş isteği var. Yani bu hem Garanti'de hem Akbank'ta hem de Yapı Kredi'de var. E, Akbank'ta şuradaki dirence doğru yaklaşmış durumdayız. Şöyle çubuğumuzu da bir alalım daha iyi görmek adına. Aynen yani 35-10'daki dirence doğru yaklaşmış durumdayız. 35-10 seviyesini yukarı yönde aşarsa yükseliş performansının çok daha hızlı olmasını açıkçası beklerim. Aselsan'da yukarıda direnç bölgesini oldukça hızlı bir şekilde açtık ve performans yukarı yönde devam ediyor. 44-60 üzerinde kaldığı sürece yükseliş hareketinin de açıkçası sürmesini beklerim. Yani teknik anlamda çok ufak da olsa CV enerjide bir toparlanma var ama burada temkinli olmak adına 314 seviyesinin üzerinde kapanışları beklemek bence biraz daha uygun olabilir. Yani 314 üzerinde bir ya da iki günlük kapanış yapıyorsa o zaman pozisyona giriş burada daha uygun olabilir diye düşünüyorum. Ee, 11.000 seviyesinin üzerine çıktık Ege'nde. Burada da teknik anlamda yukarı yönde performans devamlılığı veriyor. Konya'da da yine aynı şekilde veriyor ama Dediğim gibi çok yüksek rakamlar bunlar. Hani tercih etmezseniz bu konuda da yapı kredi alternatifi olacaktır. Enka'da ufak tefek teknik performans e, hareketi var. Bir iğme kazanmak için yukarı yönde yükseliş hareketini sürdürme çabasında. E, şu anda tam olarak netleşmedi ama 33-20 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece Enka'da da yükseliş performansının sürmesini beklerim. Gübre dirençlerine çok yak yaklaştı. Aynı Aselsan'da olduğu gibi pardon e, Akbank'ta olduğu gibi e, 388 seviyesinin üzerinde gübrede günlük kapanışlar yani birkaç günlük kapanışlar olması halinde yukarı yönde performansın daha da sürmesini beklerim. Ya yani şimdi eee Koç Holding, Sabancı Holding, işte Doğan Holding, e, Alarko zaten öyle. Bunlar risk ama bir türlü gitmiyorlar yani aslında eğer holdinglerde olacaksanız kısa vadeli bakmaktan ziyade bence biraz daha orta ve uzun vadede bakmak daha faydalı ama ben sahilde birkaç teknik ışıltı gördüm diyeyim yaparsa eğer güzel ama bilemiyorum emin değilim çünkü gerçekten çok ağır ilerliyorlar 57-50 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi lazım ki yukarı yönde performansını sürmesi için. SNG'ye orada baktığımız zaman hemen hemen 3 seviyesinin üzerine doğru bir atak gerçekleştirdi. 3'ün üzerinde kalıyor olması yukarı yönde yükseliş adına biraz daha destekleyici olabilir diye düşünüyorum. Bu bütün grafikler haftalık grafikler ve dolayısıyla buradaki kırmızı ve mavi çizgiler haftalık grafiğe göre oluşmuş çizgiler. O nedenle hani güçlü performansı haftalık grafiğe göre yapıyorum. Mesela burada da TT.com'da da 22.50 üzeri önemliydi. Bir süredir bunun üzerine atamıyordu ve yukarı yönde performansı yapmakta bu seviyenin üzerinde zorlanıyordu. Şu anda 22 haftalık ortalamasının üzerine çıkmış durumda ve 22.50 üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde de yükseliş hızının biraz daha artmasını bekliyorum. Zoran eee 493 üzerinde kaldığı sürece denenebilir. Ama 493'ün altına geriliyorsa e, o zaman biraz daha geriden takip etmekte ya da değiştirmekte de fayda olabilir. 493'ün üzerinde hız kazanması lazım. Yani bir tempo edilmesi lazım. E, yapabilir, yapamazsa 493'ün altında temkinli olursunuz. Orası da sizin stoplossunuz olur diyelim. Genel itibariyle e, benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. 30 Kasım'da e, aldığımızı ve portföyümüze bu hisseleri dahil ettiğimizi düşüneceğiz. Ve 31 Aralık'ta da kapattığımızı düşüneceğiz. Yani özetle Ocak ayının ilk videosu yine benden. Herkese iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.